Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz sizler hocam. Sizler derken burada Ayşe de var. Var Bu hocam arada evet. Ben ona sizler diyorum. Ayşe yani şu an etkisiz sesi yok hocam. <laughs> Evet. Hocam kırmızı yakışmış. Evet, teşekkür ederim Recep. Peki hocam bugün ne konuşuyoruz? Recep, metin türlerini konuşuyoruz bugün. Evet. Metin türleri dinince akla hemen şu gelecek arkadaşlar. Ben ne anlatıyorum? Şiir mi yoksa bir düz yazı mı yazıyorum? Öyle değil mi Recep? Evet. Eğer bu bir düz yazıysa ne anlatıyorum içinde? Bir olay mı anlatıyorum yoksa düşüncelerimi anlatıyorum yoksa bir şeyler hakkında bildirmeler mi de mi bulunuyorum? İşte bu üç farklı başlık demek Recep. Ne der hocam o baş? Evet. Birincisi olay yazıları. ikincisi düşünce yazıları. Üçüncüsü de bildirme yazıları Recep. Evet. Olay yazılarında neler var? Masalımız var. Fabılımız var. Destan, efsane, hikaye, roman, tiyatro, anı ve günlük var. Güzel. Düşünce yazılarında neler var? Makalemiz var. Denememiz var. Sohbet, fıkra, eleştiri ve nutuk var. Bildirme yazılarında neler var Recep? Biyografi var, otobiyografi var, gezi yazısı var, haber, röportaj, dilekçe, reklam, tutanak ve ilan, i̇lan. Tabii ben bunların hepsine değinmeyeceğim Recep. Mesela ilan ile ilgili sınavlarda hiçbir şey çıkmıyor. Aynen öyle. Belli başlı bazı sınavlarda çıkmayanları atlayacağım Recep. Aynen. Evet. Öğretmenden temiz, sahibinden satılık. Tamam. Tamam. <laughs> Olaya farklı bir boyutla, farklı bir yorumla Recep'ten evet hocam. değerlendirme aldık. Şimdi o zaman masalla başlıyorum Recep. Masal nedir? Masalın özellikleri nelerdir? Ben bir metin gördüğümde onun masal olduğuna nasıl karar vereceğim? Şimdi özellikleri veriyorum. Masallar genellikle tekerlemeyle başlar. Bir Nasıl? varmış bir yokmuş. Evet hocam. bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir köyde minik bir kız yaşarmış şeklinde başlayan masallar. Kesinlikle. Şimdi masalların ikinci özelliği ise Recep olayların gerçekliği ve inandırıcılığı yoktur. Evet. Yoktur. Saçma olaylar gerçekleşir. Evet. Tuhaf, enteresan olaylar gerçekleşir. Mesela hani kırmızı başlıklı kız ya, masalını hatırlar mıyız? Hiçbir kız diyorsun? kırmızı başlıklı değildir. Evet. Bir Yok, de Bu o değil. Tilki yoktu değil mi hocam? He, Recep <laughs> e, hikayeleri karıştırmayalım. Evet. Mesela bu kırmızı başlıklı kız masalında kurt gidiyor. Babaannesinin yatağına falan yatıyor. Kırmızı başlıklı kız geliyor ona ne diyor? Babaanne babaanne senin dişlerin niye bu kadar Olmayacak büyük? Bu, şey bu neden bu kadar büyük gibi tuhaf enteresan olaylar zincir. Onun için gerçekliği ve inandırıcılığı yoktur diyorum. Olay kahramanları olağanüstü özellikler taşır. Bu özellik evet önemli. Olağanüstü özellikler taşır. Masal kişilerine baktığımızda cinler, periler, devler, canavarlar vardır. Evet. Masallarda yer ve zaman belirsizdir. Olayın nerede geçtiğiyle ilgili ya da ne zaman geçtiğiyle ilgili bir netlik yoktur. Evet. Zaten... Başlangıçta söylemiyor mu? Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde diyerek zamanın hiçbir önemi yoktur dercesine Yok. bir başlangıcı var değil mi Recep? Evet, evet belli bir e, zamanı ve yeri yoktur. Hatta hayali yerler vardır, hayali evet. varlıklar vardır. Mesela Kaf Dağı diye bir dağ var değil mi? Zümrütü Anka kuşu vardır evet, hocam. Anka kuşu var değil mi Recep? Bunlar hayali unsurlar. Öyle bir kuş yoktur, öyle bir dağ yoktur. Bunlar masallar için uydurulmuş yerler ve varlıklardır. Bir de ne oluyor biliyor musun Recep? Masalın sonunda iyiler hep kazanıyor, kötüler de hep kaybediyor. Çünkü öğüt ya amaç, evet. bir mesaj vermek ya amaç. Onun için iyilik yapanlar hep kazanıyor, kötülük yapanlar hep kaybediyor. Eğitici ve öğretici yönü ön plandadır. Eğitici ve öğretici, öğretici yönü ön plandadır. Özellikle çocukların yetişmesinde masallar eşlik eder ki çocuklara doğruyu öğütleyebilmek için. Masallarda recep evrensel konular ve evrensel değerler işlenir. Ne demek bu evrensel konular? Yani anne babaya olan değer, işte iyilik yapmanın önemi. Yani bu hangi millet olursa olsun e, kıymetli şeylerdir, e, önemli şeylerdir. Bunlar vurgulanır. Yani milli değerler, yani e, şunu kastediyorum milli değerler diyerek. Yani e, bizim e, halayımız bilmem... Çay e, üzerine bir masal olmaz normal. Yani mi? değil mi? Yani çay içmenin e, insan üzerinde bıraktığı hoş, rahatlık üzerine bir masal olmaz. olmaz. Yani böyle bir değer işlenmez. Masalların en önemli özelliği ve sonuncu özelliğini de söyleyerek masalı kapatıyorum Recep. Masallar vardır. Masallar anonimdir. Yani yazarı olmayan, halkın ortak malı olmuş, o milletin ortak malı olmuş ürünlerdir Güzel. diyoruz. İkincili devam ediyorum Recep. Nedir bu? Fable Aynı diğer adıyla değil mi hocam bu? efendim. Fablla masal aynı değil Aslında mi? Aslında çok benziyor Recep. Aynıymış gibi duruyor ama aynı değil, değil Recep. Neden? Aynı Farkı değil. ne? Fabul'un diğer adı da ne? Öykünce. 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 Evet, öyküncedir Recep. Olayın kahramanları hayvanlar ya da bitkilerdir Recep. Burada evet. evet bu yönüyle masala benzedi değil mi? Doğru. Aslan evet. kral. Hayvanlar tıpkı bir insan gibi konuşurlar ve davranırlar fabıllarda Hayvanların Tıpkı bir insan gibi oluşuyla masallara benzer bu. Bu yönüyle masallara benziyor. Yani abartı unsurlar içermesi. Ama şöyle bir farkı var masalda. Olay akışının çok saçma olmaması yönüyle de hikayeye benzer. Ne hikayedir ne masaldır. Adı üstünde fabuldur bu. Evet. Olaylara baktığımız zaman gerçekçi ilerler. Mesela bir fabıl örneği hani meşhur kar, karga ile tilki evet, e, fabılı yani. vardır. Karga bir dala konar ağzında bir parça ekmek vardır. Tilki gelir der ki... E, e, karga kardeş senin sesin çok güzelmiş. Hele bir şarkı söylesen de onu evet. duysak. Tabi amaç nedir? Ekmeği almak. Ağzından ekmeği almak. Kurnazlık yapacak. Ondan sonra ne oluyor? Karga da tabi buna inanıyor, gülüyor. Ne yapıyor? Atlıyor, başlıyor şarkıyı söylemeye. E ağzından veriyor ekmeği. Tilki de diyor ki: "Ya senin gibi böyle geri zekalar olduğu müddetçe biz bu ormanda aç kalmayız." Diyor, diyor ve gidiyor. Öyle değil mi? Aynen hocam. <laughs> i̇şte burada olaylara baktığımız zaman hikaye gibi ilerliyor ama e, olayın kahramanlarına baktığımızda Hayvan. hayvanlar sanki bir insanmış gibi hareket ediyor. Pekala e, fabılların amacı nedir? İnsanların ders çıkartmasıdır. Bundan bir öğüt almasıdır. Burada ne öğüt vardı mesela Recep? Ee, e, ağzını silsini. açma. Ne vardı? Ha, şarkı Sana söylenen her güzel söze kanla ha, mesajı şey. vardı. Evet kişileştirme ve konuşturma söz sanatları üzerine kurulur. Güzel tarayvan. Evet. Anonim değildir. Genellikle bir yazarlar tarafından kaleme alınır işte. diyorum ve fabılı da tamamlıyorum Recep en sevdiği fabulları arkadaşlar yazsınlar. Evet. Destanla devam ediyorum Recep. Destan. Destan. Deli Dumrul destanı mıydı? Bayağı bir şeyler biliyorsun Recep. Ben bunu hissediyorum. Dede Korkut. Dede Korkut hikayedir Recep. Hikayesi masal Hocam, değildir, evet. hikayedir milli hikayemizdir evet, bizim, Türk güzel. hikayeleridir. Hatta bizim destan sonrasında normal hikayeye geçiş. Yani eskiden hep destanlar anlatılırmış. Evet. Sonrasında normal gündelik hikayeler, artık kahramanların da değiştiği hikayeler okumaya, söylemeye başlamışız. Bunun başlangıcı da Dede Korkut hikayeleriyle olmuş. Bu arada bu ekstra bir bilgi evet. oldu. Evet, o yüzden destan abone ol. nedir? 5 <laughs> <laughs> <Beş> lira <laughs> Recep destanla devam edelim evet, hocam. Destan öncelikle nasıl oluşuyor biliyor musun Recep azim Toplumu azim. derinden Etkileyen bir olay olacak He, Bu evet. olay sonrasında destan Meydana geliyor nasıl bir olay olacak Büyük bir savaş doğal afet ülkenin dağılması, devletin dağılması, göç, kıtlık gibi büyük toplumları etkileyecek bir takım olaylar oluyor. Bu olaylar üzerine destanlar oluşuyor. He, o zaman milleti etkiliyorsa şunu da diyebilir miyim Recep? Millete ait izler ve özellikler taşır değil Kesinlikle. mi bu? Kesinlikle. Evet. Olaylar nasıldır biliyor musun Recep Destan'da? Nasıldır? Olağanüstü olaylar ve olağanüstü kahramanlar vardır kahramanlarına baktığım zaman böyle kraldır, komutanlardır, ülkenin işte devletin, milletin önde gelen kimseleridir. Büyük savaşçılardır. Genellikle böyle sıra dışı kahramanları vardır ve sıra dışı özellikler de taşır Recep. Çok enteresan destanlarımız vardır bizim mesela. mesela. Oğuz Kağan destanımız vardır. Onu internetten açıp okursa arkadaşlar görecekler. Oğuz Kağan destanında çok böyle sıra dışı olaylar olur. Mesela Oğuz Kağan bir ışık hüzmesinden dünyaya gelir. Hayırlısı dünyaya Dünyaya geldikten sonra birkaç hafta içerisinde yürümeye başlar. Birkaç hafta sonra konuşmaya başlar. Birkaç aylıkken ok atmaya başlar Aynen. falan. Böyle çok sıra dışı olaylar. Güzel destanmış. Yani böyle e, değişik olaylar birbirini takip eder. Böyle sıra dışı çok tuhaf ve saçma olur bunlar. Ama şöyle söyleyeyim Recep. Başlangıçta destanın başlangıcında aslında olaylar böyle değildi. Anlatıla anlatıla sözlü bir gelenektir zaten. Evet. Sonradan yazıya geçmiştir. Tabii böyle dilden dile aktarılırken bir takım eklemeler, Abartmaz abartmalar olmuştur. Kahramanlarına baktığımızda tanrısal nitelikler taşır. Evet. Güneşten ışıktan evet, doğuyor. Değil mi? Tanrısal nitelikler taşır, olağanüstü güçleri vardır onların. Şimdi destanın oluşması için de üstünden uzun bir zaman geçmesi Geçmiş gerekiyor. Olmaz. Uzun bir zaman. Yani 100 yıl, 300 yıl, 500 yıl falan geçmesi lazım o kadar ki kadar destan olacak. Sonra biri yazacak destan olacak. Aynen öyle olacak. Aynen öyle. E Nasıl oluyor peki? Nesilden nesile aktarılarak taşınıyor. Evet. E sonradan da ne oluyor bunlar? Yazıya biri geçiyor. Başlangıçta bir şiir biçimindedir. Sonradan düz yazı biçimleri oluşturulmuştur. Bir yazar tarafından, bir sanatçı tarafından düz yazı biçimine aktarılmıştır ama orijinal metinler nedir? Şiir gibi. Şiirdir. Orijinal metinlerimiz şiirdir. Doğal destanlar vardır. Bunlar anonimdir. Estetik yoktur. Estetik derken? Doğal derken? Ha Recep buradaki <laughs> tamam doğal hocam. Doğallık kendiliğinden oluşmuş demektir. Okay, hocam. Yani bir yazar tarafından kaleme alınmamış olayların olması sonrasında insanlar birbirine aktara aktara oluşmuş demek. Doğal destan demek. Bir yazar tarafından, bir şair tarafından kaleme alınmışsa buna da yapay destan diyoruz biz. E, yapay destanlarında şairleri vardır. Vardır. Evet, destanı da tamamladık Recep. Efsane. Efsane hocam bu konu. Evet. Efsane. Diğer adı ne Recep biliyor musun? Söylence. Söylence. Öyle Çok söyleniyor basit demek ama Efsane çok güçlü hocam böyle. Efsane, ya bizim aslında efsane diye bildiğimiz şey belki de yanlış, yanlış biliyoruz. Olabilir, Onu düzeltelim. Evet. Kesin öyledir. Recep? Kesin öyledir. O zaman düzeltiyorum. Recep, efsane dediğimiz şey halk arasında ağızdan ağıza yayılan hikayelerdir bunlar. He. Ağızdan ağıza yayılan. Mesela meşhurdur, Kız Kulesi'nin efsanesi vardır nasıl yapıldığına dair. Değil nasıl mi? yapıldığına dair, evet. Evet, hatırlar arkadaşlar. Vardır hocam. Recep şu anda bilmediğini ben gözlerimi Yorumlara yazsın. <laughs> e, şöyle söyleyeyim, bir kral vardır. Kızını Kralın korumak için. kızını rüyasında görür, yılan, yılan soktuğunu işte, görür, evet. değil mi? Sonra onu bir adaya götürür, orada besler. Annesi diye. meyve toplar, sepetin içine koyar, kızının yanına yesin diye götürür. Sepetin, e, sepetin yani. içine saklanan altına saklanan yılan çıkar oradan kızı sokar ve öldürür. Ölür. Sonra bunun üzerine o adaya bir bina, bir yapı inşa edilir ve o inşaaya, o yapıya da ne denir Recep? Kız, Kız kulesi, kulesi denir. Kız kulesinin efsanesidir bu. Evet efsanesidir. Pekala efsaneler ne ne üzerine efsaneler yazılır? Efsaneler ölmez. <laughs> evet hocam. <laughs> ne üzerine yazılır? Yer adları nasıl konmuş bunun üzerine olur. Evet. Yapı adları bilinmeyen nerede yapıldığı, ne zaman yapıldığı, Mısır niçin mesela. yapıldığı. Evet aynen öyle. Bunun üzerine uydurulmuş hikayelerdir. Ya da yapıya dair Böyle içinde bir takım olağanüstü olaylar oluyormuşçasına Teriliköz. bir şeyler olur. Değil mi Recep? Evet. İşte onlar e, Defsan, efsanelerdir. Efsane. Bu tür şeylerin nereden geldiğini, nasıl olduğunu açıklamak üzerine uydurulmuş hikayelerdir. Doğruluğu, doğruluğu bilinmiyor Recep. Genelde doğru da olabilir, yalan da olabilir, uydurma da olabilir. Ama bir takım dil bilimciler ya da araştırmacılar önemli bir kısmının doğru olduğunu söylüyor ya da işte bir kısmı da uydurma hikayeler olduğunu söylüyor. Adı üstüne söylence. Evet hocam. Söylence öyle söyleniyor. Bir diğer özelliğine baktım da doğa olaylarının açıklanmasına, gelenek ve göreneklerin nasıl oluştuğuna dair olayların da olduğunu görüyorum. Mesela işte insanlar açıklayamamışlar. Çok çok eski dönemlerde yağmurun nasıl yağdığıyla ilgili işte bunu bir olaya dayandırmışlar. Bunun bir hikayesini yazmışlar. Hikayesini uydurmuşlar. İşte kimi bazı mesela Yunanlar ya da farklı milletlere baktığımızda işte Tanrı'nın gözyaşlarının akması hüzünlendirdik Tanrı'yı şeklinde bir takım inançlar ve üzerine hikayeler evet, de evet. yazılıyor. Ya mesela hocam Hitler yok ölmedi işte hala Arjantin'de bir yerde yaşıyor bu bir efsane. Aynen bir böyle şey Recep. Yok. Çok güzel. Recep konuyu anlamış. Şu anda fark ettim. Verdiği örnekten Recep efsanenin ne olduğunu anlamış. Bunu fark ettim. Bir hikayedir anlatıla gelir ama doğruluğu ya da uydurma olduğu bilinmez. Bu evet. bir diğer özelliğidir. Kimi olaylar gerçeğe uygunken kimisi çok olağanüstülükler Değil. içerir. Yani illa gerçekçi olacak diye bir kural yok. İlla olağanüstü olaylar olacak diye bir kural da yok. Her ikisi de olabilir. Bilinen en eski türdür Recep biliyor musun? Efsane. Evet, en eskisi efsanedir. Çünkü kaynağı bilinmiyor. Evet, çok evet. eski bir türdür. Olayın ne zaman yaşandığı da bilinmiyor. Bilinmez. Anonim ve sözlü ürünlerdir bunlar Recep. Bu son söyleyeceğim şeyle birlikte efsaneyi de tamamladım. Geldim. Neye biliyor musun Recep? Hikaye. Öykü. 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 Çok güzel bir ismi yok mu? Güzel ismi Öykü. güzel evet. Böyle şey gibi şiirsel bir ismi var. Evet. Öykü. Özelliklerini aktarıyorum Neymiş Recep. Neymiş Birinci özelliği veriyorum arkadaşlar. Dikkat. Yaşanmış ya da yaşanabilecek bir olay üzerine oluşturulur. En önemli Hayat özelliği bu. Evet, hayattan bir kesittir değil mi Recep? Yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar kesitidir. Olan olaylara değinse bile gerçekçi anlatılır. Örneğin başını vermeyen şehit hikayesini biliriz değil mi Recep? Evet. Ömer Seyfettin'in hatta şehit oluyor, kafası gövdesinden ayrılıyor, birkaç adım atıyor, kafasını düşman askerine kaptırmamak, vermemek üzere yerden eğilip kafasını alıyor falan bir takım olaylar oluyor. E bu hocam gerçekleşebilecek evet. bir olay değil ki diyorsunuz değil mi? Ama yazar öyle bir anlatıyor ki biz onun gerçek olduğunu düşünüyoruz. Evet. Okurken o gerçekliği hissediyoruz. İşte öyküyü diğerlerinden ayıran en önemli özellik de bu zaten. Romana göre olay, kişileri çok daha azdır. Yani bir olay söz konusu olduğu için kişi sayısı daha azdır ve bir diğer özelliği de olayın geçtiği yer ve olayın zamanı Bellidir. belirgindir. Evet yazar bunu ifade eder. Tahmin edebiliriz evet. olayın nerede geçtiğini kesin olarak da söyleyebilir ya da ortalama bir yer söyleyebilir ya da yazar ortalama bir zaman evet. hangi zaman dilimi içerisinde geçtiğini aşağı yukarı biz tahmin ederiz olayın. Betimleme ve yorumlamalara yer verilir. Ancak romana göre çok daha yüzeyseldir bu betimlemeler. Evet. Çünkü tek bir olay üzerine yoğunlaştırmaya çalışıyor bizi yazar. Olaya dikkat çekmeye çalışıyor. Evet, ey okuyucum, bak sana bir olay, seni etkileyecek bir olay anlatacağım. Buraya odaklan Diyor. şeklinde bir hisle yazıyor hikayesini. E o zaman ne olacak Recep? Serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır bunun. Serim, düğüm ve çözüm bölümleri var Evet, vardır. serim, düğüm ve çözüm bölümleri vardır. Bu bölümlerden oluşur. Hikayede öne çıkarılan ve dikkat çekilen unsur olaydır. Olay üzerine yoğunlaştırmak ister yazar. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Burası önemlidir diyorum. Hikayeler Şöyle söyleyebilirim Recep. Bir yaşam kesiti var tamam mı? Bir insan yaşıyor ömrü devam ederken içinden bir kesiti alıyor. Önemli bir kısmını alıyor ve bunu yazıyor. Gerçek kesit. Gerçek de olabilir. E, diyoruz ben, ki uydurma da olabilir. Belki yazarın kafasında gerçekleşmiş yok hocam, bir olay gerçek da olabilir. Yok hocam ben gerçek fanlarına seslenmiştim. Varsa <laughs> izleyen arkadaşlar yorumlara yazsınlar ben çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hikaye son olarak toparlayarak tamamlıyorum sevgili arkadaşlar. Hikaye denince şu aklınıza gelecek gerçek ya da gerçekleşmesi mümkün olaylar e, kısadır. Yazar olay üzerine yoğunlaşmamızı ister ve biz olayı okumanın tadını alırız. Onu Kesinlikle. okuduğumuzda diyorum ve hikayeyi tamamlıyorum ve romana geçiyorum Recep. Nedir hocam? Roman aslında hikayenin uzunu diyebiliriz Recep. Ben de öyle düşündüm hocam. Evet. Hikayenin uzunu ama hikayeden farklı yönleri de var Recep. Şimdi özellikleri tamam. verince netleşecek. Hikayenin uzunu diyoruz ama Recep aslında tam olarak da böyle değil. Yani hikayenin uzunu şeklinde ifade etmek yeterli olmaz. Yeterli, yeterli hocam. olmaz. Çünkü roman hikayeden farklı olarak ne yapıyor? Karakter üzerinde duruyor. Karakter ön planda. Yani siz bir kişiyi tanıyorsunuz. Bir kişinin başından geçen olayları hissediyorsunuz okurken. Hep böyle gözünüzde o karakter canlanıyor. Evet. Olay ön planda değil, karakter ön planda. Suç ve ceza. Evet, Suç ve Ceza çok güzel bir romandır hocam. hocam. Şimdi özellikleriyle anlatıyorum. Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel konular işlenir. Yine, Hikayeyle ortak aynı. mı? Hikayeyle ortak özellik. Romanda karakter ön plandadır. Kesinlikle olay değil karakter. Karakter. Bu nedenle karakter etrafında oluşan olaylar zinciridir diyorum. Evet. Hikayeden farkı da burada. Evet olaylar zinciri. Karakter sayısı fazladır. Niye? Doğru. Çünkü karakterin hayatına işte birileri giriyor, çıkıyor. Farklı olaylar, farklı yerler, farklı kişiler söz konusu oluyor. Karakter hakkında detaylı yorumlara ve betimlemelere yer veriliyor. Bazı romanlar var değil mi? Recep 400, 500, 1000 sayfalık romanlar. Bazen böyle 50-60 sayfa boyunca Karakter kişinin Allah. iç dünyasının nasıl olduğunu Tamam, okuyoruz, dinliyoruz değil mi? Onun için e, fazlaca yer verilir. Roman biraz daha detaya inmenin evet. sınırsızlığını yaşadığı, yazarın sanatını ortaya koyduğu bölümdür diyorum ben. Kesinlikle Yani böyle bir üründür. E, o dünyaya üründür. girersin. Evet. Bu, böyle bir üründür. Bence şu anda yazı türleri içerisinde en çok tercih edilen ve en çok okumaktan zevk alınan üründür diyebiliyorum. Yani herkes aşağı yukarı herkes Kesinlikle. böyle düşünür diye düşünüyorum. Hikayelere göre uzundur. Hikayeler 3, 5, 15 gibi sayfalardan oluşur ama romanlar 100, 300, 700 Bin. sayfa olabiliyor. Çok daha uzun ürünlerdir diyebiliriz. Serim, düğüm, çözüm bölümü. Bu hikayeli ortak değil mi Recep? Evet hocam, hikayeli ne? ortak ee, böyle bir bölümü vardır. Bir yazar tarafından kaleme alınır. Zaten anonim ürünler değildir. değildir diyorum ve romanı da böylelikle tamamlıyorum Recep. Evet. Neye geldim? Anı, hatıra. Anı hatıra. Bunu biliyoruz zaten demirecek. Evet, Nedir? Bir kişinin başından geçen bir olay olacak ya da tanık olduğu bir olay olacak. Tanık olduğu bir olayı anlatıyor. Olayın kahramanlarından biri ve olayın anlatıcısı yazarın kendisidir. En önemli özellik, en belirleyici özellik. Gerçekten yaşanmıştır ve olayın anlatıcısı, olayın kahramanı onu yazan kişidir. Evet, hocam. Olay gerçekleştikten sonra üzerinden belli bir zaman geçiyor sonrasında kaleme alınıyor Recep bu. Olağanüstülükler içerse bile yaşanmış gerçek Çünkü olaylardır. Çünkü zaten Recep. gerçekten Evet yaşanmış gerçek olaylardır. E yazarın hayatından izler taşır mı? Zaten. Evet yazarın hayatından izler taşır. Bu nedenle geçmişe de ışık tutar. tutar. Çünkü gerçek olduğunu biliyoruz biz bunları. Evet anı deyince Recep bana bir anını anlatır mısın dediğimde hemen geçen sene şuraya gitmiştik. Evet. Orada işte şununla karşılaşmıştık. Bunu yazsam kitap olur hocam ve anı oldu. Evet. E, Değil mi? Yani bir kitaplık bir şey olmasın Recep. Kısa bir olay anlatıyorsun. Anı kısa mıdır? Kısadır. 3-5 sayfa olabilir. Kaç sayfada anlatacaksın? Doğru. Bir yere gittin, orada biriyle karşılaştın. Güzel bir anınız oldu. E bu anıyı ne kadar uzatabilirsin? Doğru. Öyle değil mi? Bir, Kısa bir ve özlü Evet. Fotoğrafını çekerim, Instagram'a yazarım. Bu kadar. Aynen öyle. Anıyı da tamamladık ve geldik günceye ve bu bölümün Son maddesine. Günce kim hocam? Günce diğer adıyla da günlüktür Recep. Ha günlük. <laughs> Günce kim güzel bir soruydu. <laughs> günlük hocam. Günlük nedir Recep? Ya hocam değil filmlerde mi? falan hiç görüyoruz da ben çevremde hiç günlük tutan görmedim. Yani, günlük tutan arkadaşlar yaz. Ben hiç görmedim. Ben de görmedim. Gerçi artık bu sosyal medya bizi bir takım Yok yazma görmüştüm. çizmeden uzaklaştırdı değil mi Recep? Evet beni de uzaklaştırdı Recep. Evet günlük özelliklerini aktarıyorum. Yazarın günü gününe kaleme aldığı yazılardır. Siz olayı okurken bir gün içerisinde bir e, anıya benziyor. Bak sakın karıştırmayacağız. Evet, evet. Günü birlik, o güne dair izler görürsünüz. Yani peş peşe yazılan bir yazının parçası olduğunu hissedersiniz. Olay şöyledir Recep. Olay tarih belirtilerek yazılır. Tabii. Şimdi burada çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Tarih bildirilir. Evet ben sınavlarda tarih bildirilmiş olmasının onun günlük olduğuna dair bir ipucu olduğunu görürüm. Evet. Ama pek çok soruda günlükte tarih vermiyor. Çok kolay bir soru olur diye oraya tarih atmıyor. Tarih atmıyor. Bunu biz kriter olarak almayacağız soru çözerken. Evet. Bu önemli. E biz nereden anlayacağız o zaman onun günlük olduğunu Recep? Merhaba değerli günlük Sevgili, yani, günlük sevgili günlük yazıyorsa günlüktür arkadaşlar bunlar. Her zaman e, usta yazarlar evet, bir tabii. günlüğe böyle başlamaz. Başlamak. Evet güne dair izler görürsünüz. Yaşandığı güne dair şeyler olduğunu okurken hissedersiniz. Buradan anlıyoruz arkadaşlar. Pekala günlüklerde aynı şekilde anlatıcının yaşamından izler taşır mı Recep? Kesinlikle. Evet anlatıcının yaşamından izler taşır. İçten bir dille yazılır. Yazarın yorumları, yazarın değerlendirmeleri günlüğü okurken fazlasıyla kendini hissettirir. Kesinlikle kısa yazılardır. Böyle çok uzun Yok, uzadıya şey. yazılmaz. Böyle bir sayfalık, iki sayfalık, hadi bilemedin üç sayfalık yazılar. Hocam yazılardır. zaten gün belli, 24 saat. Evet. Gün içerisinde onda bir e, ne bırakmıştır Recep? Kişide ne bırakmıştır? Etki. Sıra dışı bir gün yaşamıştır. Pekala, her gün yazmak zorunda Yok, mı? Yok değil hocam. Değil mi? Önemli bir şey olmazsa atlar. Aynen öyle. Mesela haftada bir de yazar. Bazen ayda bir tane yazar. Bazen ayda 5-6 tane yazar. Yani her gün yazmak zorunda olduğu bir yazı değildir. Değil. Evet. Recep günlüğü de anlattım. Olay yazılarını bugünlük tamamladım. Bugünlük bu kadar mı hocam? Recep, bugünlük bu kadar yeter mi? Yeter hocam. Yeter. Şimdi bence de arkadaşları mı da bu hususta çok da fazla zorlamayalım. Bu kısmı e, dinlesinler, bu kısmı iyice özümsesinler. Sonrasında biz ne yapalım? Sorulara. Düşünce yazılarıyla bir sonraki videoda devam edelim. Tamam hocam. Peki şimdi ne yapıyoruz Recep o zaman? Soru mu çözüyoruz? Soru çözüyoruz hocam, hocam, soruya geçmeden önce Arkadaşlardan ben yorumlarda şey bekliyorum. Bu kitap tavsiyeleri. Çünkü mesela roman falan dedik ya. Evet. Bu aralar roman okumak istiyorum. Ama hangisini okuyacağım bilmiyorum. Bir tavsiye varsa da alırım. Yorumlara yazsınlar. Ben aralarından okumadıklarını seçeceğim hocam. Evet arkadaşlar Recep'e güzel bir kitap tavsiyesinde bulunun. Ama böyle cinali tarzında bir Yok, şeyler olmaz. olmasın. Belki hani sıkıntı olabilir. Evet, evet. Sonra burada sürekli cinali hikayeleri dinlemek zorunda kalabiliriz. Vallahi. O zaman daha güzel kitaplar tavsiye edin deriz. O zaman evet Recep konuyu tamamladık. Sorularla devam ediyoruz. Bu parça aşağıdaki edebi türlerden hangisinden alınmıştır? Çok değil birkaç yıl önce Edirne'de yaşanan deprem felaketinde ben de oradaydım. Sarsıntıdan hemen sonra sokağa fırlayan yüzlerce insan arasında dikkatimi çeken bir durum. Beni az önce yaşanan büyük tehlikeden çok daha derin bir biçimde etkilemişti. Herkes çoluğundan çocuğundan anasından babasından önce birbirine şu soruyu soruyordu. Selimiye'ye bir şey oldu mu? Şimdi parçaya baktığım zaman Recep şunu söylüyor değil mi? Ben de oradaydım diyor. Burada kişinin kendi hayatından izler olduğunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Kişi geçmişte yaşadığı bir anı bize aktarıyor mu? Evet aktarıyor. Geçmişte yaşanan bir anı aktarma, başından geçen bir olaya ya da tanık olduğu bir olayı aktarmaya biz anı diyoruz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisini örneklendirmektedir? En yakın arkadaşım Ziya Osman idi. Onunla çok iyi anlaşırdık ve çok eğlenirdik. Bir keresinde onunla Galatasaray Lisesi'nin arkasındaki tepeye kim daha hızlı çıkıp inecek diye iddialaştık. Sonra birkaç defa büyük bir hız ve azimle yukarı çıkıp aşağıya indik. Bu basit serüven sırasında zavallı Ziya Osman heyecandan ve yorgunluktan nefes nefese kalmış az kalsın kalp krizi geçirecekti. Yaşamımdaki tek yaramazlık belki de onunla yaptığımız bu çocukça yarıştı. Bu parçaya baktığımızda kişi geçmişte yaşadığı bir olayı bugüne aktarmaktadır. E, geçmişte yaşanan bir olayın e, tekrar kaleme alınması neydi Recep? Anı. Anı. Evet sorumuzun doğru cevabı anıdır. C. Anıdır. Hocam evet. bir sonraki videoda ne Evet Recep bir sonraki videoda... Metin türlerine düşünce yazılarıyla devam ediyoruz. Güzel arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hocam görüşmek üzere. Çok görüşmek fazla üzere. Görüşmek üzere dedim hocam. Hoşça kalın. Hoşça kalın.